Ayhan Bora Kaplan soruşturması derinleştikçe siyasetten yargıya ve emniyetteki uzantılarına kadar tartışmalar kar topu gibi büyüdü. Ankara Emniyeti'nde kritik bir gelişmeyle tam 9 polis açığa alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmede bu konu gündeme gelirken tarafların tavırlarını keskinleştirdi. Soruşturmayı takip eden o isimler adeta göz hapsine alındı. Gazeteci Tolga Şardan, Ayhan Bora Kaplan'la ilgili soruşturmada Ankara Adliyesi ile Savcılık Koordinesi'nde soruşturmayı yürüten Ankara Emniyeti arasında sıkıntılı günler yaşandığını ileri sürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkilendirilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili soruşturmaya dair yeni bilgiler geliyor. T24 yazarı Tolga Şardan, Ankara Adliyesi ile Savcılık Koordinesi'nde soruşturmayı yürüten Ankara Emniyeti arasında sıkıntılı günler yaşandığı iddiasıyla okurlarıyla ilginç bilgiler paylaştı. Kaplan'la bağlantılarının olduğu iddia edilen kimi yargı mensuplarının soruşturmadaki konumlarının sıkıntıya neden olduğu kaynaklarca belirtiliyor diyen gazeteci şöyle devam etti. Siyasetçileri ve bürokratları terleten sonuçlar doğuran Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklandığı operasyonla ilgili yeni bilgiler var. Kapalı kapılar ardında farklı pazarlıkların yaşandığı sürecin sonuçlarının yakın zamanda ortaya çıkacağını umuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin son buluşmasında bu operasyonun da konuşulduğuna yönelik bilgiler var. Devlet Bahçeli her ne kadar özellikle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verip Soylu'yu eleştirenleri PKK'lı ve FETÖ'cü olarak tanımlasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyona tam destek verdiği bilgileri AK Parti kulislerinde konuşuluyor. Bu arada İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör eyleminden sonra henüz herhangi bir MHP'linin de İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunmadığını anımsatalım. MHP'nin sıkıntı yaşadığı Sinan Ateş cinayeti dosyasının açık olduğu da unutulmasın. Hatta öyle ki bir başsavcı vekili adını kurumsal polemik yaratmamak amacıyla şimdilik vermiyorum, özellikle adliyede habercilik yapan gazetecilerin kimlerle görüştüğünü takip ediyor. Kaplan konusunda bilhassa yargı mensuplarının aleyhine yaşanan gelişmelerden kaynaklanan haberlerin yayınlanmasından son derece rahatsız olan adliye yönetimi, deyim yerinde ise habercileri göz hapsine almış durumda. Gazetecilerin yasadan aldıkları yetkiyle kamu adına görev yaptıklarını adliye yönetimine bir kez daha hatırlatayım. Habercileri takip edeceklerine Kaplan'la ilgili verilen takipsizlik kararlarının hangi koşullarda, hangi hatırlı avukatlar ve dostların araya girmesiyle kimler tarafından verildiğinin peşine düşseler, memleket için daha hayırlı iş yapmış olacaklar. Değerli izleyiciler, T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de olduğu 9 polisin suç örgütüyle ilişkisi iddiasıyla açığa alındığı bilgisi geldi. Ankara'da yeraltı dünyasında kaplanlar olarak bilinen suç örgütünün yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ve adamları hakkındaki soruşturma sürerken Ankara Emniyeti'nde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. T24'ün aldığı bilgiye göre eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde çok kritik görevlerde bulunan bazı müdürlerin de aralarında bulunduğu 9 kişi yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Söz konusu polisler hakkında bir süredir müfettiş incelemesinin devam ettiği, bu kapsamda müfettişlerin talebi ve Bakan Ali Yerlikaya'nın oluruyla 9 kişinin dün akşam saatlerinde açığa alındığı ifade edildi. Gerçekleşen açığa almalar, Kaplan'ın emniyet ve yargıdaki bağlantılarının araştırıldığı iddialarını da güçlendiriyor. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.